Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sezgin. ETS'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Üçüncü bölüm. En son burada kalmıştık. Hemen buradan devam edelim. Bir şuradaki yüke bakacağım. Buradan güzel bir yük verecek mi bana? Çünkü şu an şanslı olduğum için 2 veriyor. Şöyle bir kilometrelerine bakayım ama Türkiye istemiyorum ya. Yok, buradan yük almayacağım. Şimdi buradan nereye gidebilirim? Buraya gelebilirim. Aslında F7 atayım. F7 atayım bakayım beni nereye yollayacak. En azından yolladığı yere yakın bir yerden yük alırım. Çünkü Türkiye tarafına gitmek istemiyorum. Yeni çıktım zaten oradan. Buradan bakayım. Serbest çalış diyeyim. Şöyle aynen. Bakalım. Şu yükü alalım. Tanker. Bu arada o yükü almadan önce dinlenmem lazımdı. Ben onu unuttum. Şurada bir dinleneyim. Yük almadan önce. Şurada bir kestirirsek eğer. Bu arada multiplayer'de değilim. Kendi kendime oynuyorum. Yorgunluğumuz da gitti. Arka camı açayım, bir bakayım. Bu arada arkadaşlar, kırmızı ışık, şerit ihlali, yorgunluk, bunların hepsi açık. Cezalar falan. Seriyi takip edenler zaten bilir. İki bölümdür bunları söylüyorum ama bu videoda ilk defa gelecek arkadaşlar da bilsin diye. Kız ihlali falan filan, her şey açık. Ve yani sıfırdan başladık. Bankaya borcumuz var. Bu tırı aldım. Şöyle tırı da bu bölümde gelecek arkadaşlar. İkinci bölümde aldım tırı. Actros Mercedes'in şöyle de modifiyesini yaptım. Ben beğendim. Hem modifiyesini hem tırı. GPS'i var. Yani benim işimi görüyor. Buradan değil. Buraya gireceğim galiba. Bu arada İstanbul dışına bu ikinci bölümde çıktık. Yani aslında İstanbul dışında olmak bence daha iyi. Şimdi bize ama gecikme verecek mi acaba? Yükü teslim almadığımız için büyük ihtimal vermez ama İnşallah gecikme vermez. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Sola dönün. Barış nokta. Bu arada ben skill'lerden bu tank şeylerine özellikle verdim ki tank yükleri çıksın diye. Yollara düşme vakti. Yani yakıt, atık malzeme falan özellikle veriyorum. Çünkü daha çok para veriyor bu atıklar, yakıtlar falan filan daha çok para veriyor. Bir de uzun yol çok para veriyor. Ama şimdilik uzun yol gerek yok. Arka camımı bir açayım. Aslında bu arka camı kullanmamam daha doğru ama alışkanlık yapıyorum. Şöyle. Sağa dönmeye hazır olun.
sağa dönün ve sonra sola dönün. Bizi çıkartalım buradan. 8K'ya yakın bir euro değil mi benim para birimim? Aynen. 8K euro bir para kazanacağız bu yükten. Yani 3K almaktansa oradan şantiyi götürüp yani aynı kilometre bu, aynen 230 kilometre. O şantiyeden de çıkarttığımız moloz 240 kilometre falandı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Orası 2K veriyordu, bu 8K veriyor. Şu sağ tarafın aynasını yapmışım ya. Aynen. Sağ tarafın aynası. Sağ tarafı görelim benim için yeterli. Bu tarafta temiz. Yollara koyulalım. Şöyle hız sabitleyicisini açayım. Şimdilik 60 km ile bir seyir yapalım. Aslında bunu sollayabilirim ama şehir içindeyiz diye biraz tolerans gösteriyorum. Şimdi de şöyle 50 km ile devam edelim. Bu arada Magnum güzel tırdır, tırların babasıdır. Cidden hayranlık duyduğum bir tır. Bu arada ikinci bölümde Magnum'a sürekli premium demişim. Yani heyecandan Magnum olduğunu biliyorum. Yani Renault tırlarını takip ediyorum. Aslında hepsini biliyorum. Zaten çok da tırı yok. Modellerini falan biliyorum ama o an heyecandan Magnum'a premium demişim. Premium modelini de çok severim. Ama benim için Magnum modeli en değerli modellerden, en ikonik modellerden. Bu arada yükümüzü de şöyle. Bu şuradan bakılıyordu. Gaz yağı taşıyoruz. 23 ton. Şuradan bir döneyim şöyle. Sağdan devam edelim. Şimdiki çıkışı kullanın. Hız sabitleyiciyi kendi açıyor büyük ihtimal. Çünkü gaz yağı taşıdığımız için tehlikeli madde. Direkt kendi otomatik açıyor hız sınırlayıcısını. Ben ellemedim. Normalde hız sınırlayıcısı bende kapalı. Veya tır çekmiyor. Ama 23 tonu çeker ya. 23 tonu bence çekmeyeceğini sanmıyorum. Burada 3. bölümde normal single play oynuyorum. 7 hız sınırı cezasını kötü oldu ya. Neyse artık patlı balık yan gider, basalım. Dediğim gibi single play'deyim 3. bölümde de. 4. bölüm multiplayer'e geçeceğim.
Emniyet şeridini ben biraz meşgul edeyim. Sollayacaktım da şu karşıdaki araç geldiğini gördüm. Bu arada kendi aracımla hiç gece sürüşü yapmadım. Aslında gece farlar falan nasıl aydınlatıyor? Onu da görmek için bir test yapabilirim. Yine bir Magnum. Single play'de çok Magnum görüyorum ya. Böyle biraz oyuna böyle dikkat odağım var. Yani daha doğrusu odaksızlığım var. Dikkat edemiyorum. Tam odaklanamıyorum. Bayağı solladık ya. Şöyle şunu da kazaya sebebiyet vermeden şöyle düz yollara bayılıyorum ya. Basıp geçiyorsun ya. Şöyle hafiften yavaşlayayım çünkü sağdan giriş yapacağım. Şöyle bir bakayım. Var bayağı ya. Şöyle dursun ki haritam ilerideki dönüşleri göreyim. Ona göre hızlanayım. Adamlar gölün yanına kamp malzemelerini atmışlar. Bu arada yollar da felaket. Yani şakaya gelmez yollar buralar aslında. Bilerek yavaşlıyorum ki hız cezası yemeyelim. Çünkü zaten param yok. Bir de üstüne hız cezası yiyorum sürekli. Zaten bir gelirimiz yok.
Başka tırımız yok çalışan. Bu arada ikinci garajı aldım. İkinci bölümde. İzlemediyseniz ikinci bölümü mutlaka izleyin. Orada şu an kullandığım aracı aldım ve ikinci garajımı aldım. Şu an bankadan kredi çekebiliyorum. Aslında bir tır daha alıp işçi koyup çalıştırabilirim. Of 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 of. Silime geçtim var ya. Silime geçtim. Bir tır daha alıp çalıştırabilirim. Ama biraz para biriktirmem lazım. Bu arada emniyet şeridinden gidiyormuşum. Onu fark etmedim. Bir ceza da oradan yiyecek kas kalsın. Biraz bir 20K'ya yakın bir para biriktirdikten sonra bir tır işine daha girebiliriz. Bir tır alıp şöyle bir Renault veya Megane alıp şoföre verip ekstra oradan da bir gelir sağlayabiliriz. Bir Renault daha geçti. Mavi. Güzel. $8K buradan alacağım. En azından bu şimdilik kredi borcumu bir miktarını keser benden. Sağdan devam edin. Keşfettik. Bu arada haritayı aça aça devam ediyoruz. İleriden köprüye çıkacağız. Sağdan devam edin. Sağdan. Adamlar çok güzel yapmış yolları ya. Şöyle 40'la dön diyor burayı. Ceza yemeyelim, yavaşlayalım. Acelemiz yok. Zaten geldik sayılır. Soldan devam edin. Biraz genişten alıyorum ki hem Dorsey'i korumak için hem de ya hızımdan dolayı sağ sola çarpmamak için. Bu arada köprünün üzerine çıktık sayılır. Ne diyor? 60 kilometre diyor. Zaten yokuş çıkıyoruz. Çekiyor ya, tır rahat çekiyor. Baksana şu görüntüyü aldım. Sola dönmeye hazırlanın. Çok güzel yerler. Ben şöyle sinyalimi de vereyim. Sola dönün. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Son durağa geldiniz. Böyle 90 veriyor. Süper. 90 TP. Şimdi oraya ama bodozlama gitmesem mi?
Valla korkanın çocuğu olmaz. Girdik içeri. Olmaz ya. Vardı ya. Aynen kurtardı. Şimdi burada bir duracağız. Toplayalım direksiyonu. Hafif şöyle bir kırdım mı? Tamamdır. Yükümüzü teslim edelim. Gördüğünüz gibi tüm TP'yi de aldım. TP benim için çok önemli. Çünkü ne kadar hızlı level atlarsam o kadar çok para kazanırım. Gördüğünüz gibi level daha atladım. 3'ten 4 oldum. ADR'ye veriyorum tekrardan. Şimdi banka bana yeni kredi çıkartıyor mu acaba ya? 100 veriyor. 9 da bende var. 109'a bir tır alabiliyor muyum? Bakayım. Bir galerisi değil. Zaten 2 tane tır açık bende. Şu an. 113. Şuna bir bakayım. 116. Yok, şu an tır alamıyorum. Bir iş daha yapmam lazım. Ama önce bir şurada bir etrafa bakmak istiyorum. Ha, burası böyle şey gibi değil. Köy kasaba gibi değil. Tamam, ben serbest çalışayım. Tekrardan buradan. 115 kilometre. Şu iki yüke bakıyorum. 12 ton. Yani biraz arada çok da bir fark yok yani. Bunu alacağım. İşte başlıyoruz. Kamyon jantını aldım. Çünkü diğer yük bayağı şeydi, ağırdı. 12 ton şu an benim için ideal. Tırım zaten çok kuvvetli değil. Serbest çalış diyelim. İyi Hem yolculuklar. Romanya'ya geçeceğim bu sayede. Aldık. Şöyle biraz genişten alayım, vurmayayım dosyayı. Şimdi bilerek bu yükü aldım. Neymiş bu yük? Tekrardan bir şöyle bakayım. Şuradan bakalım. Kamyon jantı 12 ton. Diğer ton 21, diğer yük 21 tondu. Arada da çok bir para şeyi yoktu. Yani arada çok bir para farkı yoktu. Yani tırı niye yorayım ki? Ağırım yani 21 ton taşımaktansa 12 ton taşırım. Benim için daha iyi. Ne kadar hafif, o kadar hızlı. Çünkü buraya 21 tonla geldim. Siz gördünüz. Zaten tır yokuşlarda bayağı yavaşladı. Bir de yavaş hızlanıyor zaten. Bir de yoruluyor yani yakıt tasarrufu. Ne kadar az taşırsan, ne kadar az ağır taşırsan o kadar yakıt tasarrufu yaparsın. Mantıken. O yüzden arada
fazla bir para şeyi olmadığı için, fark olmadığı için bu yükü aldım. Sonuçta iki yük de Romanya'ydı. Şu an Romanya'ya geçiyorum bu sayede. Size yeni bir rota bulalım. Bu arada yanlış yere girdim galiba. Konuşur. Bu arada net. Şöyle bakayım. Ta burayı döndürecek bana. İşte akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Bir de arkamdan tır geliyor. Şu an fark ettim. Bir kenara çekeyim. Şöyle tırı düzeltmeye çalıştım. Türk'üm. Yani kimse kusura bakmasın. Ben o kadar yol gitmem. En azından şöyle emniyet şeridine geçelim. Ters yönden yemeyelim. Emniyet şeridinden yiyelim cezayı. Şimdi hoş Yeni dedim, rota güzel bulalım. dedim de buradan nasıl döneceğiz? Kral Batır buradan. Tekrar hesaplanıyor. Bundan hesapla. Tamam. Yolumuza devam edelim. Yani kusura bakmayın biraz uğraştık ama yani ben Türk'üm. Girmem o yola. Kardeşim bu kamyona R koymuşlar. Takarım R'ye. Yoluma devam ederim. O kadar mesafe gideceğim. Ondan sonra oradan geri döneceğim, bir tay geri geleceğim falan filan. Buradan o kadar borcum var. 100 kilometre yol git diyorsunuz. Hız sınırı yedik ama. İşte hafif yük olunca böyle bir sıkıntılar oluyor. Tır çok hızlanıyor. Hızlandığı için de direkt, bir de şehre yakın olduğumuz için şuradan da yemeyelim. Şurada bir yavaşlayalım. Tamam, burayı geçtik. Şimdi hızlanabiliriz. Bir de bin bin veriyor cezayı. Sekiz bine yük getirdik buraya. 2000'ini yolda ceza verdik. Bin bin. İki kere hız ihlali yedik. Ya 5000'e gelmiş olduk.
Dönme, dönme, dönme. Dönme, kral dönme, oradan dönme. Sen dua et var ya. İyi günümdeyim yoksa. Biliyordum oradan döneceğini, fark ettim de. Yavaşlayamazdım. Hasar alması çok kötü. Kır bana ait olduğu için mecbur gidip yaptıracağım. Şu an en az 7-8 bine yapacağım o %1 hasarı. O yüzden direkt gidip yaptırmayı düşünmüyorum. Biraz bekleyeceğim. En azından bir %10 falan oldu mu hasar gidip yaptıracağım. Çünkü zaten param yok. Soldan devam edin. Anladım ki polisin yanından hızla geçersen direkt ceza yazıyor. Onu fark ettim. Çünkü iki defadır aynı şey oluyor. Polis aracının yanından hızla geçtiğim için direkt plakaya kilitliyor galiba. Valla bir polisi daha geçtik ama. Neyse bir ceza daha yedik. Para kalmadı ya. Cidden. Bildiğin su oldu paramız. Bu arada gişelere geldik. İkinci çıkışı kullanın. Sağdan devam edin. Şu an Romanya'ya geçiyoruz. Euro çok bir para değil. Kişi ücretini ödedik. Köprü var ya, felaket ya. Adamlar ne köprü yapmış ya.
Neyse, yolumuza devam edelim biz. Bu kadar keyif yeter. Şey var. Sıray var burada bir de. Sıraydan da geçtik. Yedi ton diyor ama tırın ağırlığıyla beraber onu dedi. Yani normalde yükümüz 11 ton. Her şey usule uygun. Hayırlı yolculuklar. Artık Romanya'dayız. Kapı. Romanya'ya girdik. Şimdiki çıkışı kullanın. Sola dönün. Bu arada Romanya'nın yolları da çok felaket ya. Ay ananı satayım. Para kalmadı cebimde, yeter daha ya. Hız sınırına çalışıyoruz. Yine polise yakalandık. 40'lık yerde 30. Yani 40'la gidiyoruz şu an. 50'lik yerde 40'la gidiyoruz. Ceza yetti ya. Böyle saçma bir şey yok. Şimdiki çıkışı kullanın. Bir de dijital olarak önümü açtım yani. Bir tane daha yedik. Yiyelim anasını zaten. Umursamıyorum artık. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. Burada fark ettim. 300 dolar falan yedim hız cezası. Herhalde ülkelere göre hız cezasının fiyatı değişiyor olabilir. Az kalmış zaten ya.
Geldik sayılır. Sola dönün ve sonra sağa dönün. Bir de şerit ihlali cezası yiyeceğiz. O yüzden ben şöyle biraz daha yavaşlayayım. Ne olur ne olmaz ya. Yeter artık, ceza yemekten bıktım ya. Bu arada şehre gireceğim. Şurada bir araç galerisi var herhalde. Onu bir keşfetmek istiyorum. Çünkü şu an iki tane araç sadece var bende. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Mümkünse U dönüşü yapın. Şu araç galerisi ise zaten yeni araç almayı planlıyorum. Lütfen mümkünse U dönüşü yapın. Veko güzel. Yuko'yu da keşfetmiş olalım. Olur ya, araç alasımız olursa tekrar bir de hesaplayın. Iveco'nun fiyatlarına bakalım. Size yeni bir rota bulalım. U dönüşü Yuko'yu da yapın. keşfetmiş olduk bu sayede. Şimdi gidelim yükümüzü teslim edelim. Sağa dönün. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Sağa dönün. Soldan devam edin. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Yorulduk ama değdi. TP'mi de alayım abi ben. Boş bırakmam. Çünkü ne kadar hızlı yaparsam banka o kadar çok kredi veriyor. Hemen hem TP atlamak şu an benim için, yani seviye atlamak şu an benim için çok önemli. Çünkü yeni tırlar açılması için de yeni yedek parçalar, eklentiler açılması için de önemli. Buraya nasıl gireceğiz? Buraya öyle giremeyiz. Buraya şöyle gireceğim. Böyle girerim. Şu arkada 3 teker oluyor ya, o biraz problem. Aslında 2 teker olsa daha kolay yaklaştırabilirim mi?
Üç teker olunca problem. Yine ikinci de park edelim. TP'mizi de alalım. Hemen çekici galerisinden Defeco diyelim. Ne diyorsun? 97. 97. İyiymiş abi. Hemen bir kredi çekip alabilirim ya. Eve kolar ucuzmuş ya. Yüzlük bir kredi çektim. Hemen buradan Eviko'nun galerisinden satın al. Sürmek istemiyorum. Hemen şu Edirne'deki ikinci turumuz hayırlı olsun. Şimdi bir de işçi bulma yerinden şoför tutayım. Keşfetmemişim. Hiç mi keşfetmedim ya cidden? Şurada varmış. Yakında varmış bir tane. Hemen gidip keşfedim. Burası herhalde. Ben Yolumuz gidip onu açık da olsun. keşfedim. Oradan bir de şoför alalım. Hemen oturdu işe başlasın. En azından şimdilik. Ya aslında var ya, ben bu tırı modifiye etmesem, bu tır yerine de böyle biraz daha böyle ucuz bir tır alsam, şu an en az iki tane tırım olurdu. Yani kendi tırımla üç tane tırım olurdu. Ama ben biraz modifiye etmek istedim tırımı. Biraz tırıma yatırım yapmak istedim. Çünkü 13-14 levele kadar bu tırı kullanmayı düşünüyorum. Değiştirmeyi düşünmüyorum. 13-14 levelden sonra da bu tırı şoföre vereceğim, satmayacağım. Bende kalacak emektar olarak. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Cezası yemeyelim. Zaten paramız. Sağa dönün. Sola dönün. Su dönüştür arkadaş. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Rota tekrar hesaplanıyor. Sağa dönün. Şimdi şoför tut. Pek de bir seçeneğim yok. Hayırlı olsun. Direkt zaten iki tane bayan verdi. Neyse. Banka diyelim. Kredi çekemiyorum. Bayağı bir borcum var. Bir 400. Toplam 500. 500 bin euro. Kredi borcum var. Ama aktif halde hem ben hem de bir tane şoförüm şu an çalışıyor olacak. Bu da güzel haber. En azından şimdilik bir tane şoför alabildik. Hemen şöyle yapayım. Şoför yöneticisi. Uzun yol. Buradan seçeceğim. Direkt level atladıkça uzun yola verecek. Uzun yolu fulledikten sonra da değerli yıka falan veririz. Edelim. Yollara düşme vakti.
artık bölümü sonlandıracağım. Şu an yorgunluk var. Yani uzun yol geldim. Hemen şöyle kenara çekip bir kere uyuyacağım, yorgunluğumu gidereceğim. Ondan sonra 4. bölümde videomuza devam edeceğiz, oyunumuza devam edeceğiz. Sola dön. Sonunda vardık. Evet, tam yolunda. İçeride mi yatırıyoruz? Şurada da yatırabilir herhalde. Yok, yatırmadım. Şurada yatacağım. Şurada yatacağım. İyi yolculuklar. Gidelim. Sola dönün. Sağa dönün ve sonra sola dönün. Sola dönün. Bunu da iyisini şimdi. Ceza yemeyelim. Zaten paramız çok azaldı. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dön. Yolculuğunuz sona erdi. Şoförümüz hemen işe başlamış. İlk parasını kazandı. Şöyle. İlk gelirini getirdi. Hayırlı olsun. Direkt zaten işe başladı. Bu bölümlük arkadaşlar benden bu kadar. 4. bölümde görüşmek üzere.